Bugünkü konumuz kısa film. 15. Akbank Kısa Film Festivali. Yanımızda festivalin jüri üyelerinden oyuncu Funda Eryiğit ve festivalin direktörü Selim Evci var. Öncelikle ben kısa film nedir diye başlamak istiyorum. Aslında bu bir ders gibi olacak ama siz bunun derslerini de çok veriyorsunuz Selim Bey. Fakat kısa filmi biz son yıllarda çok konuşuyoruz. Hemen hemen pek çok kurumun kısa film yarışması var. Bu kolay olduğundan mı böyle oluyor? Gençler ilgi gösterdiği için mi böyle oluyor? Aslında biraz da çağla paralel bir yapısı var yani kısa zamanda tüketebilmek meselesi. Çünkü zaman her şey hızlandığı için artık böyle insanlar böyle kısa şeyleri daha tüketmek için daha büyük bir kolaylık oluyor. Ama kabaca filmin kısası diyebiliriz kısa film için ama şöyle de bakılabilir. Aslında sinema tarihi de kısa filmlerle başlıyor. Çünkü ilk önce işte kameranın keşfi, onunla çekilen böyle kısa şeyler. Daha sonra uzun metraj ortaya çıkıyor. Ben aslında derslerde soruyorum. Acaba neden uzun metraj gibi bir form ortaya çıkmıştır? Neden 90 dakika ya da 120 dakika arasında bir forma girmiş filmler? Ben de sorayım şimdi. Neden olabilir? Aslında ticari yapının getirdiği bir şey. Yani seyirci karşısına çıkan eserin belli bir gramajda olması gerektiği için. Bu yıl oldukça fazla başvuru var. 68 ülkeden toplam 1406 kısa film başvurmuş ve siz bunların hepsini izlediniz mi? Evet. Ben bunları hepsini izledim. Ben izlemedim. Ben 14 tanesini. Evet, siz ulusal jüride yer alıyorsunuz. Final jürisinde. Final jürisi şanslıymışsın. 14 tane. Tek başıma da değil. Benimle birlikte iki kişi daha. Bu sene Ahmet Rıfat Şüngar oyuncu. Arkadaşımız. Bir de Nagihan Çakar Bikiç akademisyen. Çok benzeştim son 14. Şimdi yani hep aynı şey olması şeyler. İyi oluyor. Bir konsensus yani bir fikir final toplantı sırasında. Sonuçta üç göz farklı değerlendiriyor. Tabii bir festival çizgisi, festival omurgası da mutlaka olmalı. Ama her sene o bir ön jüri şeyi yoğun bir çalışmamız oluyor. Yaklaşık 3 ay sürüyor benim filmleri izlemem. Çünkü bir filmi atlamamanız gerekiyor. Yani o bir festivalci açısından da bir iyi bir filmin dışarıda kalması demek ciddi bir problem. Siz 14 film izlediniz. Bu 14 film için karar vermek zor muydu? Gelen filmlerin performansını yani, nasıl buldunuz? Çok tabii çok da açık etmeyeden söylemem gerekirse yani zorlandık. Ya yani o yüzden ben sordum. Yani biz 14 filmde yani işte sona kalan birkaç film arasında seçmekte zorlandık. Siz yani nasıl o kadar film arasından çıktınız? Ne yaptınız? Evet. O yüzden sordum yani. 15. kez düzenleniyor. 15 yıl hiç de fena bir süre değil. İlk günden bugüne gelişimini nasıl buluyorsunuz kısa film, başvuran kısa filmler arasında? Şimdi tabii 2004'te başladık. Yine ilgi çok fazlaydı ama film sayısı azdı. Yani biz mesela 80-90 film geliyordu o dönemde. Biraz da tabii o dönemin film yapma zorlukları. Şimdi teknoloji hep yapmanın lehine çalıştı. Şu anda bir filmi ortaya çıkarmak yani cep telefonlarıyla bile biliyorsunuz. Yani çok kocaman festivallerde Soderbergh gibi bir yönetmenin Sundance'de gösterilen bir filmi cep telefonuyla çekildi. Dolayısıyla bu sayıyı arttırdı. Ama yine o ilgi, sıcak alaka ilk yıllarda da vardı. İlk yıllardan bugüne bence kısa film algısı açısından, yani kısa filmin böyle bir amatör bir uğraş yerine, yani hakikaten böyle ciddi ciddi bir sinema, çok da lezzetli, çok da keyifli bir sinema eseri olduğu bence şu anda anlaşıldı. Çok daha iyi fonlar var. Bir de kısa film üzerinden kariyer yapanlar var. Evet. Bu da önemli. Türkiye'de de giderek iyileşiyor. Bakanlığın desteği var. Hı-hı. Başka fonlar var. Kurumların desteği var. Evet. Bence aslında özel kurumlar kısa filmleri keşfetmeli. Neden? Çünkü artık onların seyirciye ulaşma sayıları çok arttı festivallerde. Festivallerine de çok gidiliyor, çıkılıyor. Ciddi yani. Bir prestij şeyi olabilir. Bir kısa filmlere destek vermek, sponsor olmak. Daha seslenmek ister misin? Evet. İsteriz. Bence de çok önemli bir prestij sebebi kısa filmlere destek vermek. Kesinlikle. Buradan da altını çizelim. Kesinlikle. Uzun metraj çeken yönetmenlerin, başarılı yönetmenlerin, yani
hemen hemen hepsinin kısa filmleri var. Yani bu işe birçoğu kısa filmler çekerek başlamışlar. Dolayısıyla işin böyle bir tarafı da var. Kısa film aslında geçiş değildir desek de bir bakıyoruz pratiğe. Yani Kubrick'inden, Tarkovski'sinden hepsi kısalarla başlamış. Şimdi sinema böyle, tarihi de öyle başladı. Evet, böyle bir realite varken o zaman diyoruz ki bu bir kişi için de geçiş olabilir. Ama öteki taraftan kendi dinamikleri olan, kendi anlatısı olan bir de tür. Peki siz oyuncu olarak kısa filmi, uzun filmi siz ayırmıyorsunuz, evet. Ayrı türlerde diyorsunuz ama bir taraftan. Bir oyuncu açısından nasıl durum? Bana daha kısa sürede bitiyor. O açıdan konforlu. Zamansal olarak tabii evet. ki. Yani ben mesela kısa film senaryosu daha zor beğeniyorum. Ya da bana gelen senaryolarda çok daha az sevdiğim işler oldu. Yani o senaryoyu yazmak, tamamlamak, yani fikrin net olması senaryoda galiba daha zor. Bu noktada festivalleri yine altın çiziyorum. Yani böyle her karşılaştığımız şeyi de böyle değerlendirmeye, çünkü çok ileti geliyor her yerden. Ben mesela kısa filmle ilgili de bir takım programlar izliyorum bazen, kısa film programları. Çoğunun seçkisini problemli buluyor ve bu da kısa film algısına daha da negatif zarar etki ediyor. Zarar veriyor değil mi? Evet. Yani çünkü ilk kez kısa film izleyen birisi, kısa film bu mu diyor. Aylarca süren o eleme sürecinde hakikaten çok iyi filmler, çok iyi eserler, çok çarpıcı, çok farklı eserler. Ya yani bir anda Portekiz'in bir köyünde bir köylülerin bir kurtla mücadelesi, Hindistan'ın bir kasabasında böyle bir mesela vejeteryanlık üzerine bir müthiş bir şey var, etkileyici bir var. Bir ailenin böyle bir horozu kesmek için alıp sonra onu böyle ailenin bir ferdi gibi davranmaları ve ondan sonra o ailenin şeyle, horozla yaşadığı şeyler o kadar iyi anlatılmış ki 15 dakikada nefis, etkileyici. Ne kadar heveslendirdin şu anda. Yani, gerçekten. Çok iyi filmler var. Bunun yanı sıra atölyelerde bizim, ya yani bir okul gibi oluyor. Yani bazı öğrencileri görüyorum hep orada, sinema öğrencileri. O dönemde okulu bırakıp festivale geliyorlar. Çünkü söyleşiler, atölye çalışmaları, bizim mesela mobille film çekmek üzerine Gökhan Tiryaki ile birlikte yapacağımız bir workshop var. Mobilde derken cep telefonuyla. Evet, cep telefonlarıyla. Çünkü o iş de artık biraz araştırdım. Yani Hollywood da öyle çekiyor zaman çok zaman. Çok gelişti. Şimdi o da bir özgürlük alanı. Şimdi kamera yok ama arkadaşının telefonunu alabilirsin. Şimdi onu birkaç küçük müdahaleyle o telefonlar hakikaten film çekebilecek şeylere gelebiliyor. Artık çünkü cebimizde oluyor. Şimdi telefonla çekmenin avantajları da oluyor. Tabii. Çünkü bir alana girdiğiniz zaman, mesela bir pazar yerine giriyorsunuz. Kamerayla girseniz insanlar irkilebilir. Ama küçücük bir telefonla girdiğiniz zaman o doğal anı, bir daha kameranın yarattığı plastikleşmeyi den arındırarak kaydedebilirsiniz. Bunun gibi çok atölye var. Oyunculuk atölyesi var. İşte Ercan Kesal'la senaryo söyleşisi var. Bu anlamda bir de bunların tamamı ücretsiz. Evet. O yüzden bütün sinema severleri, film yapmak isteyenleri festivale bekliyoruz. Festivale sonuçta İstanbul'da yapılan bir festival. Şehir dışından gelebilecekler var, gelemeyecekler var. Evet. Ama siz üniversitelere gidiyorsunuz. İyi ki hatırlattınız. En başından beri. Dolayısıyla kimler, ne zaman, şimdi nerede izleyebilir? Festivalin öyle bir de şeyi oluyor. Çünkü bize bu gelen bir talepti bir de. Yani İstanbul evet bir merkez ama Türkiye bu filmleri ulaştırmamız gerekiyor diye. Festivalin hemen arkasında filmler turneye çıkıyor. Üniversitelere, bütün Anadolu'ya böyle 40-50 civarında şehre gidiyor. Orada da yine seyirciyle buluşuyor. Bunun da kısa film kültürüne önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu alanda da çok ciddi feedbackler geliyor. Önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız, Portekiz'den Hindistan'a seyahat etmek istiyorsanız 15. Akbank Kısa Film Festivali'ni kaçırmayın. Pinhani
Lenny'nin 7. stüdyo albümü Yollar Bizi Bekler geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerle buluştu. 12 şarkının yer aldığı albümde Kalben ve Melis Danışment gruba 2 şarkıyla eşlik ediyor. Şu aralar yoğun bir konser turnesinde olan grupla konser öncesinde bir araya geldik ve yeni albümlerini konuştuk. Kaç yıl oldu değdim gülüşüne, pişman olmadım seni sevdiğime. Bizim bu işe başladıktan yaklaşık 15 yıl sonra çıkarttığımız bir albüm ve dolayısıyla artık bazı konularda daha özgür hissettiğimiz veya daha çok şeyi denemek ihtiyacı hissettiğimiz bir dönemin albümü. Benim dinlediğim birçok uzun ömürlü grupta böyle şeyler oluyor. Bir süre sonra yeni şeyler denenmeye başlıyor. Bu yüzden böyle bizim dinleyicilerimizi ikiye ayıracak bir albüm. Gerçi bizim birçok albümümüz böyle ama Yollar Bizi Bekler de onlardan bir tanesi. Hani yenilikçi ve tutucu dinleyicileri ikiye bölecek bir albüm. İçinde bolca değişik renk, değişik ses var. Dinlerken böyle birçok arkadaşımın söylediği, yani yakın arkadaşlarımdan tabii albümle ilgili geri dönüşler alabildim şimdilik. Hani beni en mutlu eden şeyleri genelde söylediler. Hani albümde hiç şarkı atlamadan dinleyebildiklerini söylediler ki bence bir albüm için yapılabilecek en güzel övgü de bu. Evet, yani kendi bestelerimizin olduğu albümler içerisinde en renklisi bu oldu. Bu albüm bizim kendi şarkılarımıza farklı şeyleri en iyi adapte ettiğimiz albüm oldu. İnşallah bundan sonrakilerde daha da o konuda ilerleme kaydederiz. Türkiye albümünün bize getirdiği yeni bilgiler ışığında yapıldığı için bazı şeyleri daha kolay yaptık. Yani Türkiye albümü bayağı bir şey öğretti bize. Yani biraz tanımadığımız sularda yüzdük, biraz kaybolduk. Sonra tekrar izimizi bulduk bir şekilde, bulabildiğimiz kadar. O da bizi daha güçlü ve bilgili hale getirdi. Kalben ile Melis sayesinde tanıştık. Melis'in yaptığı bir organizasyonla tanıştık. Toplamda ben Kalben'i iki kere gördüm. Bir tanıştığımız gün, bir de kayıt günü. Bir daha görme kısmet olmadı. O da çok yoğun çünkü. Aslında görüşmeye uğraştık bayağı ama olmadı. Bizim konserlerimize misafir olmak istediğini söylüyor ama henüz ağırlayamadık. Hatta başka şeyler de beraber yaparız diye de konuşmuştuk o görüştüğümüz iki günde ama. Tabii kolay da değil. Ben de artık İstanbul'da yaşamıyorum. Onun da etkisiyle bir daha bir araya gelemedik. Melis'le zaten daha uzun seneler inşallah güzel şeyler yapacağız. Solist olarak onlar var. Enstrümanlarla katılanların hepsinin ayrı ayrı uzun uzun hikayeleri var. Tek tek bahsetmek uzun sürer biraz ama hepsine çok minnettarız. Çünkü onlar olmasaydı hani albüm bu düzeye ulaşamazdı bence. Ben böyle kabul ettim seni zaten. Peki madem. Yani biz çok fazla kilometre yapıyoruz gerçekten. Onun çağrıştırdığı, o daha doğrusu onunla örtüşen bir isim olduğu için seçtik. Ama şarkıda bahsedilen Yollar Bizi Bekler kısmı aslında İstanbul'dan gitmeyi, dolayısıyla tatili. Tatil de demeyelim de bir kaçışı çağrıştırıyor. Yani cehennemden kaçışı. Yoksa çalışmakla ilgili bir sorunumuz yok aslında ama benim kendi adıma İstanbul'dan, yani İstanbul yaşım artık geçti benim yani. Hani beğenen yaşasın. Benim için artık burası şey yani olmaz. Albüm yaptıkça aslında bizim için kolaylaşıyor. Yani her yaptığımız albümde yeni bir şeyler öğreniyoruz ve bir sonraki albümde bu tecrübelerimizi de biraz daha ortaya koyarak daha kolay yapmaya başlıyoruz bu işi. Çok zorlandığımız bir albüm olduğunu söyleyemeyeceğim. Albüm yani aslında işte brüt olarak bir sene sürdü diyebilirim. Ben parçaların her safhasında yaklaşık böyle bir 300 kere dinlediğim için açıkçası yani
bir dinleyici kadar zevk alamıyorum. Yani çünkü sürekli bir parçayı dinlerken şurası da şöyle olmuştu çünkü onu böyle yapmıştık falan filan gibi böyle çok gereksiz teknik detaylar aklıma geliyor. Eğer hiçbir emeğim olmasaydı bu albümde zevkle dinlerdim. Ama yani işte meslek hastalığı mı dersiniz artık bilmiyorum. Böyle sürekli dinlerken ha şurada da şöyle bir akor vardı ama sonra değiştirmiştik falan gibi böyle sürekli analiz halinde dinliyorum albümü. Ama bence güzel bir albüm oldu. Tipik bir Pinhane albümde oldu diyebiliriz yani. Bizim her zamanki gibi elimizde çok fazla sayıda işlenmemiş parça bulunuyor. Sinan sağ olsun hep sağda solda oraya buraya uzun yollarda giderken hep bir şeyler karalar söz müzik olarak. Onları daha sonra stüdyo ortamında birlikte işliyoruz diyelim. Beşi benzemez parçaları bir şekilde kemik kadrosu 4 kişi olan grup stüdyoda kaydediyor ve zaman zaman da parçaya daha uygun olduğunu düşündüğümüz müzisyenleri davet ederek onların da katkılarını alıyoruz yani öyle söyleyeyim. İşte bu davulcu olabilir, işte renk enstrümanı olarak bir üflemeli çalgı çalan bir müzisyen olabilir veya bir düet olabilir. Albüm olsa da olmasa da sürekli geziyoruz. 2 sene önce 24 günde 22 konser vermiştik. Böyle yine bir Mart ayında. Bu ayda geçtiğimiz hafta Ordu, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Antep'te üst üste 5 konser verdik. Dönüşünde de Antalya'ya gittik. Sürekli yollardayız. Bizim için çok keyifli geçiyor orada dinleyicilerle buluşmak. Kendi ses sistemimizle gidiyoruz. Hatta konserin öncesinde sonrasında da çalışıyoruz. O da ayrı bir keyif veriyor. Çünkü işin her aşamasında olduğumuz için. Çok keyifli. Yollar bazen yorabiliyor. Özellikle Şubat sonu, Mart başı gibi turneye çıktığımız için karla da biraz boğuşuyoruz. Ama döndüğümüzde hepsi güzel bir anı olarak kalıyor bizim için. İnanmak zor değil, hikayem senle başlardı. Senle devam etsin. Beni sen inandır. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali bu yıl 38. kez sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. 5-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festivalin programında Türkiye ve dünya sinemasına seçkin filmler, söyleşiler ve atölyeler var. Onay Akbaş, Halil Akdeniz, Çetin Bilgin, Maria Kılıçoğlu, Semra Göney ve Mustafa Korasan gibi önemli sanatçıların işlerini bir araya getiren Kriz adlı karma sergi 26 Mart'a kadar Galeri Art'ta sanatseverleri ağırlayacak. Sergi cumartesi, pazar ve pazartesi günleri ziyarete açık. İF Performans Hall Eskişehir yerli isimleri ağırlamaya devam ediyor. 23 Mart'ta Zakkum, 28 Mart'ta Kalben ve 29 Mart'ta Evet Ne Söylüyorduk hayranlarıyla bir araya gelecek. İF Performans Hall Ataşehir sahnesinde ise 27 Mart'ta Son Feci Bisiklet, 28 Mart'ta Pinhani, 29 Mart'ta Yaşar ve 30 Mart'ta Koray Avcı sahne alacak. Güney Afrika doğumlu, Berlin'de yaşayan, özgür ruhunu indie folk, caz ve bluesla besleyen şarkıcı ve söz yazarı Alice Poplu, 5 ve 6 Nisan'da Salon İKSV'de konser verecek. Moda Kayıkhane sahnesinde 22 Mart'ta Zerrin Özer, 29 Mart'ta Fatma Turgut ve 30 Mart'ta Evrencan Gündüz sahne alacak. Jory Joker Bursa sahnesinde 23 Mart'ta Koray Avcı, 29 Mart'ta Berkay ve 30 Mart'ta Teoman müzikseverlerle buluşacak.
George Eker Antalya sahnesinde ise 23 Mart'ta Levent Yüksel, 27 Mart'ta İlyas Yalçıntaş ve 30 Mart'ta Gülşen konser verecek. Drinky isimli şarkısıyla son zamanların en popüler dans pop itinden birine imza atan New Yorklu Sophie Tucker 30 Mart'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde.